Peki Galatasaray takımı daha iyisini neden yapamıyor Levent abi? Bence kadro kalitesini bir daha Galatasaray'ın gözden geçirmesi gerekir. Kadro kalitesi. Evet ben Raya Hoca'ya katılmıyorum. Potansiyelli oyuncular yok Galatasaray'da. Alper gibi oyuncunun potansiyeli olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Hocanın buradaki bir tek hatası şu. Ben oyuncuları ortaya nereye yerleştirsem orada oynasınlar diye düşünüyor. Ben buna katılmıyorum. Bütün sene Sivas'ta sağ tarafta oynayan Emre Kılıncı sen Alper'in yerine oynatmıyorsan o zaman ben seni tartışırım. Çünkü oyuncunun yerisi orası. Yani sen oyunculara mevki biçemezsin. Ya yani ben istediğim şekilde diyor ya hoca bazen benim tercihlerim tartışılmaz diye tartışılır ter tercihler. Potansiyel oyunculardan oyunun 60 dakikasını Galatasaray'a 19 kişi oynattı. Morutan diye bir oyuncu sahada yok. Yok. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Çok devamlı bir sorun var. Sağ ya. içerisinde. Yani Oyun kayboluyor. Bazen, bazen çok iyi iş yapıyor. Çizgi oyuncusu değil ki on ne? numara. Tamam. En büyük sıkıntı beklenti. Çizgi Şimdi oyuncusu değil o. Benim dediğime geliyorsun. Evet. Oynadığı yer doğru değilse o zaman oyuncunun katkısı olmuyor. Yani ben potansiyel olarak görüyorum. Çıkıldı adı. çok abartılacak bir oyuncu değil. Yani Galatasaray'da ben şampiyon oldukları dönemde gördüğüm orta sahalara bakınca bu orta sahale asansör... Evet, genç bir oyuncu tamam ama kuvvetli bir oyuncu değil. İkili mücadele değil. Yani Galatasaray orta sahası taşıyabilecek bir oyuncu değil. Yani daha yaşı çok genç. Tamam ya yani bu klasa bir oyuncu değil. Ne zaman Galatasaray oturacak? İki tane Avrupa maçı izledik. Defansif anlamda doğru oynadılar. marka geldikten sonra marka Nelson, Nelson da sol stoper değil. Zorunluktan oynuyor. Ama ben an altın hala da ne ortası var, ne adam geçmesi var. Yani Yetli'nin ara sıra çıkışları var. Ben söylüyorum Galatasaray hani diyorlar ya, geleceğin takımını kurduk diye. Ben başından beri söylüyorum hatta taraftarlarla da bunu sohbet odalarında görüşüyorum. Benim görüşüm bu. Yani bu takımı vardır bir potansiyeli inanırsın. Ama bazı oyuncuların potansiyeli yok. Kalite eksikliği var. Kalite vardır. eksikliği var. Bu tartışılacak bir konu değil ki. Yani Marka ile Nelson oynatabilirsin. Mustar'ın kalitesi var. Ama sen 3. sol bekim sağ bekin senin gelecek olan boğaya. Ondan evvel e, Olimpiyakası oyuncu aldın gözü gitti Yetlini aldın hı hı. E, Bu üçüncü sabek Şimdi sen o kimi marit. gönderdin Mariano'yu gönderdin Mariano gibi oyun aklı olan bir sabek oraya koymadın Solbeck'te e, getirdin şey e, Japon oyuncuyu getirdin evet, Nakatomo'yu evet, evet. e, Şimdi onunla başarılı oldun Ondan sonra Sarraç'ı aldın olmadı Analt aldın iyi para alıyor 2 milyon euroya yakın para alıyor Ama Galatasaray'ın hücum zenginliğinde Analt yok Kusura bakmasın yani Fatih Terim'in iyi oynarsak kazanırsak lafları değil. Ben birinci yerde Galatasaray'da Kadro daha mühendisliğinde sorun görüyorum. Kesinlikle var. Kesinlikle kadro mühendisi var. Yani bu neye göre seçiliyor bu oyuncular? Ben bunu anlamıyorum ya. Kim seçiyor bunları? Bunların skalaları nedir ya? Bugün İtalya yanında en büyük senin tehlike İtalya. Romenler için Almanya. Bunlar her zaman için. Bu Morutonla. Çıkaldı o. Hadi çıkaldı o bir kenara koyalım. Top tekniği yüksek çalışıyor falan. Belki Eray Hoca'ya katılırım. Belki gelişebilir. Ama Morutom top ayağındayken var. Top soyunda yok. Yanlış yerde oynuyor abi. Onu bilemem ben. Saat ben onu teknik direktör değil. Bak sen şimdi yanlış yerde adam... şimdi ne söylüyorsun. Bu adam 9 haftadır orada oynuyor. Abi hep söylüyorum programda. 9 haftadır on orada numara oynuyorsun. numara oynaması gerektiği duma... yazıyorum da o zaman söylüyorum. 10 numara, oyuncu. olarak alınan bir Oyunarsa oyuncu. Çizgi veriyorum. oyuncusu. Daha oyuncu. Fazla etki görür. Yani ya en basit daha çok çizgi oyuncusu orada. nedir? Evet. Kerem, Alper gibi oyunculardır. Evet. Adam eksiltçi kızı hızlı dikine geçen. Onlar da adam eksilten oyuncular, değil ki. hocam. Adam geçen hayır, oyuncular değil. Hayır, şimdi özelliklerini söylüyorum. boş olana süratli giden Hayır, özelliğini söylüyorum. Ama yapabilir. Kerem geçen hafta Rize'de bir adam eksiltti. Ve Nereden bir eksiltti? Bir orta göbek sağdan. Merkeze. Ha, göbekten ya. bak. Onu çok özel bir şey söyledi. Göbekten hayır, eksiltti hocam. Kenardan eksiltemedi. Bu adamın bak şimdi kenardan göbekten de Adam eksiltme özelliği var mı Kerem'in? Ben onu söylüyorum. Ben Hı -hı. geçen maçı var. Alper'in de var. var. Ben diyorum ki yani bu profil... ben, ben, ben Alper'in Avrupa'daki maç standartına oynadı yarım devre girdi, oynadı, standarta ulaştığını görmedim hocam. Burada oyuncuların ya kendini geliştirme konusunda sorunları var ya da bu oyuncular geçmiş dönemden dolayı 3 bir maç oynamaya alışmadıkları için bu yüksek fiziksel oyunu kaldıramıyorlar. Bak, Benim o, sorunum bak bu. olabilir. Ben baş... yani Hayır, başka bir Ama şey ben sen... senin potansiyelli takım bak, sözüne katılmıyorum. Ya be, ben ben potansiyelli diyorum ya. Daha peki, e, Erman <laughs> abi şimdi devre arasında dedik ki ya Ender dedin oynamıyor. Konya çok ağır. Galatasaray pozisyon da buluyor. Yani zor buradan dönmesi dedik ama ikinci yarı oyun çok değişti. Eee 36 defa rakip ceza sahasına girmiş Konya Spor Ali Sami Yen'de. 36 defa. 71'e 29 ya. Galatasaray takımı bunu verir mi hocam? Fatih'im demiyor mu topa hakim olmalıyız diye. 71 Şimdi, kez topa yedir. Levent 20, abi kadro kalitesini beğenmiyor. Hocam da diyor ki doğru çalışmıyor, iyi çalışmıyor, doğru oynatılmıyor diyor. Onu Siz görmek hocam? lazım. Şimdi ilk yarı Galatasaray takımı Konya'ya göre iyi. Görüntü tamam. de iyi. İlk yarı iyi. Peki Gittikçe Galatasaray'da tempo düşüyorsa niye bağlı? Güçsüzlüğe bağlı. Evet. Genç takım bu. Şimdi güçsüzlüğe bağlı. E, güçsüzlüğe bağlı. Çünkü Galatasaray ilk ara bakıyorsun Konya görevi. Ve diyoruz ki Konya bu akılla bu oyundan buradan puan alamaz diyoruz. İlk, i̇lk yarı görüntü. Aynen. Ama ikinci yarı başlıyor. Ne kadar oyuncu değişse de giden her vakitte Konya daha iyi olmaya başlıyor. Galatasaray daha kötü olmaya başlıyor. Bunun bir tek sebebi var fizik. Demek bunun, ki bunun cevabı basın toplantısına girecek gazeteciler. Demek ki Galatasaray iyi çalışıyor. soracaklar. Bu kadar soracaklar, basit. Dikkat edin. Vakit geçtikçe Konyalı topçular şey. ikili mücadelelerde de. daha geri kaldılar. Evet. Daha bir ayakta de kaldılar. Ve oyuncu. Evet. Ve Konya takımı Zaten da çok fazla eksikti. bir değişiklik yapmadı yani. Konya eksik. Tempoyu bayağı. biraz arttırdı. Evet. Arttırdı Galatasaray'a cevap veremedi tempoya. Hocam bir de Galatasaray korkudan arkaya gol yemesin diye yaslanıyor. Bu korku nedir ya? Bu telaş ve panik nedir? Çıkamadı. Önde oyunun ikinci yanının başında hakem, pası kısa kısa attırdı hakem 4 dakikayı kaldırınca Galatasaray stadından omurdu çıktı. Fazla diye. Çabuk. Isim. Bak fazla Hocam. diye. Dikkatimi çekti ha. Bayağı omurtu çıktı. E hani Galatasaray mağlup oynarken berabere kalırken Fatih diyordu ki... ...kardeşim dakikaları koyun. 4 dakikayı fazla bulduk Galatasaray seyircisi. Takımın durumunu anla. takımının durumunu görü her yani an, an, milli, an goleyebilirler. Milli maçtan her bunlar an. yorgun gelmişler hocam. An. hocam. Bence Olur. bu. Hocam, Erman hocam. Ender'e siz gelmeden önce söyledim. Çok doğru bir noktaya e, temas ettiniz. Ben ne dedim biliyor musun hocam? Dedim ki oyunun başında Galatasaray taraftarı baskı yapsın diye kendi oyuncularını değil mi hocam coştursun diye ıslıklarken 60. dakikadan sonra Konya Spor evet. Atak yaptığında gol yemesinler diye maç bitsin diye ıslıklayan evet. Galatasaray taraftarı var. Evet. Doğru mu hocam evet. 60'tan sonra? Ya işte şey diyorum 4 dakika uzatmaya Galatasaray seyircisi memnun kalmadı. Ya 2 dakika falan beklediler. Hocam herhalde. bugün Galatasaray seyircisi olmasaydı Galatasaray kaybederdi. Bak samimi söylüyorum bugün Galatasaray seyircisi maça resmen karakter koydu. Takımını... İlk yarıda sırtladı takımı düştüğü zaman da rakibi ıslıklayıp takımını ayakta tutmaya çalıştı. Erkek dikenin kaç yer. tane gol pozisyonu var? İlk yarıda 3 üç tane sadece şeyim var. E, Halil'in var, ben Halil bir tane Muhammed'in var, iki Halil, Halil bir Muhammed Hayır, mi? Bir de şeyim var. E, Kim? Kerem'in var. 3 Halil bir Kerem, bir tane de Muhammed'in diren dibinden giden şutu var. İkinci yere başlarken ben buraya not atmışım. 55-60'da ...Serdan'ın şutunu Mustar'a çıkarıyor. 60'ta Rahmanovic öndeki topa vuramadı. Terste kaldı. Öyle Boş kaleye atamadı golü. Onun dışında Konya'nın çok net pozisyonu yok. Etkin baskın var karakteri ama pozisyon yok. Yani Galatasaray sahası oynama sen, şekli var değil mi? Konya Sporun bitiricilik. Bitiricilik noktasında. ve üretkenlik. Evet. Özellikle Galatasaray ceza sahası mesela o bölgeye geliyorlar. Çok Mehmet şahsi hareket eder. Farkında ha. mısın? Doğru doğru çok. Yani ben yani, atayım. Ekrana gelen rakip var. sahada çok, çok pas, bireysel 100... %71 ya Konya'nın. Opsiyon. Opsiyonlar vardı vermediler. Doğru doğru. şunu var da Galatasaray'ın golünü kim attı? Konya kalecisi attı. Tabii. Yani biraz Konya kalecisi söylüyorsun değil mi hocam? Konya kalecisi Kaleci. attı. Kaleci. Evet. evet. Ama tabii orada kaleciden evvel o topu saklayan şeyin oyuncunun Scooby'i. Ya at kardeşim kornere ya. At kornere ya. Neresiye giriyor? Aşağılık zannediyorlar onu. Kornere, taca atmayı aşağılık. O. En büyük tehlike odur hocam. En büyük tehlike birbirine, haksız birbirine al, bırakırsın. Haksız aldığın penaltının Kaleci karşılığı, bırakır, karşılığı bu. Kalıcı bırakır, defans yani. bırakır, aradan forvet girer. Ve. Bu hep olmuştur bu film. O, İkisi birbirine hocam? bırakırlar. O, Ve arkandan geliyor adam. Vur gitsin ya. İstikametine vur, yana da vurma. Hocam iki mi? sene Neydi evvel şey? haksız aldığı penaltının bedelini ödedi Scooby. Hani vardı iki hakem penaltı dediler ya. Hocam <laughs> ya, <laughs> favori yapıyor Scooby yani, evet, şimdi tabii, atar. Yapan gelişi. Yani. Anladım, Takılıyorum anladım. yani. İlahi ama... adalet diyorsun tabii sen yani. yani. Ee, evet. Bir şey de altını çizmek gerekir. Galatasaray takımı hani özellikle antrenman performansını benim düşüncem beğenmiyorum. Yoksa bu takım daha iyi noktaya geleceğini hep söylüyorum. Şimdi en basit ikinci yarı dört tane evet. değişiklik oldu. Değil mi? Fizik kalitesi olarak evet. farklı oyuncular da girdi. Şey de canlı girdi. Beş oldu. Beş ayrı. Dört tane özellikle... O Jack'le değişiklikten önce oldu. Yani bir tempo oyunu değiştirmek 45 için. 45 ve 60'taki 4 değişikliği söylüyorum Ender. Şimdi genel olarak bakıyorsun Galatasaray'ın pas bağlantı noktası kim? Savunmadan çıkarken kimse değil. değil o, Rakip yok. yere alanda kim? Değil. Peki Galatasaray'ın hücum bağlantı noktası bariz bir bölge var mı? Galatasaray'ın güçlü hücum bağlantı noktası bu diyebileceğin yok. bir set ucunda veya kontrada o da yok. yok, yok. Şimdi çok içgüdüsel oyun oynayarak bir 45 dakika evet iyi oynadı. Sen de de program başında söyledik Galatasaray orada Halil iki tane pozisyon üretti kaçırdı. Ama ikinci yarı 45 dakika bir büyük takım. Konya da tebrik etmek gerekir, evet. hakkında vermek gerekir ama bu kadar geriye çekilerek, bu kadar yani Galatasaray işin gerçeği ne oldu biliyor musun? Neyi beklersin bu oyun? Konya Spor 1-0 öne geçti, ikinci yarı bekler, kontratak yapar. Konyaspor gibi Galatasaray oynadı. Yani büyük takım farkı, evet, evet. oyun Çok anlayışı iyi. bu olmamalı.